Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Buraya geldiğimden beri aksilikler peşimi bırakmıyor. İlk gelirken zaten treni kaçırdım. İşte otobüste geldim. 7 saat, 8 saatte gecenin ikisinde buradaydım. Yorgun argın gittim. İlk gün dinlendim. İkinci gün çıktım. Hava 37 dereceydi. Beynim yandı. Video çekemedim. Hatta yürüyemedim. Geri döndüm falan. Ancak bugün kendime geldim. Bugün de hava soğuk. Fazla soğuk. Dedim ki artık bir çekeyim. Bir çıkarttım. Tripodum parçası kayıp. Telefonu tutan. Çok korkuyorum şu an telefonum düşecek diye. Galler Tepesi Tuna Nehri'ne yaklaşık 235 metre yukarıdan bakan bir tepe. Çok yokuşlu, çok merdivenli ama bence çıkmaya değer bir yer. Özellikle akşam bütün Budapest'in ışıklı halini ayaklarınızın altında görebilirsiniz. Şimdi şu markete gideceğiz. Çünkü otele giderken uğramıştım. İçeride çok güzel şeyler var, tatlılar falan. Oradan bir şeyler alıp sahile geçeceğim. Hava yağmurlu gösteriyor. İnşallah yağmaz. Few minutes later. Hayattaki şansım neyse. Oh my god. Çok korkunç. Neyse şehrin yağmurlu halini de gördük diyecektim. Birazdan kafama şimşek çakmış halini de göreceğiz. Asla duracak gibi değil. Burası ne bilmiyorum ama bayağı güzel gözüküyor. Ve o kadar market gezip para harcadıktan sonra burada da Lidl olduğunu öğrenmem şoku. Lidl'den bir şeyler aldım. Çok güzel böyle taze fırın şeyleri vardı. Buranın fiyatları Almanya'ya göre daha ucuz denilebilir. Yani çok oynamıyor ama mesela bir şey Almanya'da 1 euroysa işte burada 80 cent falan diye karşılaştırabiliriz. Bunların da para birimleri çok saçma. Mesela işte böyle 2000-3000 falan ödüyorsun kasada ama aslında 5 euroya falan karşılık geliyor. O zaten 34.000 mi ne öyle bir maaşları vardı. Saçma bir para birimi bence. Şimdi dolaşıyorum. Nereye gideceğim hakkında çok bir fikrim yok. Bir yer vardı Margaret Adası diye. Çoğu yer hep onun etrafında. O yüzden oraya gideceğim. Burada sokaklar çok kalabalık. Her taraf böyle araba, cadde. O yüzden çok fazla ses var. O yüzden böyle ara sokaklara girip sadece konuştuğum anları çekeceğim. Onun dışında böyle çevreyi falan çekerim. Zaten yeter artık beni görüp ne yapacaksınız. Bu da peşte senin neyin eksik bile anladım. Moda Caddesi deyince bir şey sanmıştım ama 3 tane yer vardı. Bir Oy Show işte, 2 tane de adını bilmediğim yer. Bir de Body Shop. Garip. Kafe Caddesi olsaymış adı daha iyi olurmuş. Çok tatlı kafeleri var. Hava o kadar sıcak ki böyle su püskürten şeyler yapmışlar. İnsanlar altından geçmiş serinliyor. İlk geldiğimde 37 dereceydi. Gene şu an fena değil. Arka tarafta bütün cadde boyunca kafeler var.
Burada da şu arkada bir luna park var. Ortada da böyle bir kaykay yeri yapmışlar. Ne denir buna bilmiyorum. Kaykay pisti. Çok güzel yapıyorlar. İzleyeceğim biraz. Zaten sessiz bir yer yok. Bari kaykay sesi dinleyin. Araba sesi dinleyeceğinize. Bayağı bir yürüdüm. İstediğim adaya da yaklaştım hatta. İşte o Fashion Street beni hayal kırıklığına uğrattı. 3 tane mağaza koymuşlar yani. İşte bir body shop vardı, bir Oysha vardı. Bir de bir iki yer daha vardı. Nesi moda caddesi anlamadım. Neyse, ne diyordum? 3 kafeden biri mesela Starbucks. Bunu Almanya'da ya da Prag'da görmedim. Çünkü daha çok böyle kendi kafelerine yönelik, kahvelerine yönelik yerler yapmışlar. Ama burası bayağı bir Starbucks'ı benimsemiş. Fiyatlar dışarıda bir şey yiyip içmek istediğim zaman bence Almanya'ya göre daha pahalı. Ama güzel bir yer ya. Sevdim yani. Böyle hava 37 derece değil de 30 derece olunca güzelmiş. Tabii ki gördüm ve dayanamadım. Gidiyorum. Sadece emin olamadım. Acaba akşam mı binseydim daha güzel olurdu ama akşam da binerim. Nacizane bir tavsiye. Bence ya akşam binin böyle şehir ışıklıyken, çünkü buranın bayağı güzel, her yer farklı renklere sahip oluyor. Ya da binmeyin. Yani çok müthiş değilmiş. Benim Almanya'da Wilhelmshaven mı ne, şöyle bir yerde bindiğim böyle çok dandirikten bir yer vardı. Orası bile sanki daha güzeldi ya. Burası çok böyle bina bina geldi bana. Gerçekten çok fazla bir şehir şehir. Tek farkı İstanbul'dan binaların böyle daha tarihi olması diyebilirim. Bir de daha çok tabii yeşillik var gördüğünüz gibi. Beynim yandı. Çok sıcaktı içerisi. Bir de böyle kapalı camları falan. Gene ibibiklerim çıkmış. Şimdi indim gene. Yürüyorum işte öyle boş boş. Ay çok güzel sokak. Ben bir denize açılan, bir de böyle sonu yeşil biten yollara bayılırım diyecektim. Ay havale geçireceğim. Burası güzelmiş. Sevdim. Ama hayret, burada bir kafe yok. Bütün güzel yerlere kafeleri açmışlar. Adım atacak yer yok. Otobüs durağına bakın. Ay çıldıracağım. Böyle otobüs durağı mı olur? Çok tatlı. Burası da böyle bir yer. Gene her yerde inşaat olduğu gibi burada da var. Bankaymış burası da. Biraz parlaklığı kısalım. Ay dur kız, şurada oturayım valla. Bu durakta oturmazsam üzülürüm. Aa çok sıcakmış. Pardon. Evet. Şöyle mikrofonumu öne alayım ki beni duyun. Bugün hava 37 dereceden, yani 40 dereceden, hatta belki bence bana göre hissedilen 50 dereceden 29'a düşmüş ve çok güzel. Tıngır mıngır geziyorum böyle. Dönme dolabıma da bindim. Çok mutluyum. İnsanlar çok tatlı. Çok böyle pıçılar. Herkes eş, çift. Çok romantikler. Yalnızlık kötü bir şey. Yani yalnız değilim de burada yalnızım. Neyse. Şimdi yola devam ediyorum. Hadi bay bay. Bu kadardı. Buraya gelmeden önce araştırmıştım hani burada ne yenir, ne içilir, tatlısı, yemeği falan diye. Çok fazla bir şey çıkmamıştı. Hani çıkanları da internetten bakıp böyle beğendiklerime göre elemiştim. 2-3 tane falan şey var sadece listemde.
Ama zaten görüyorum ki gezerken nasıl böyle her yerde Starbucks varsa yemek konusunda da öyle. Çok fazla farklı kültürün mutfakları var genelde. Kendilerine ait hani böyle geleneksel restoranlar değil de farklı hep. Kendilerine özel değil. Zaten böyle Prag'da, Budapeşte de böyle genel olarak çok arada kalmış ülkeler gibi. Yani halkın yarısı İngilizce konuşuyor, yarısı Fransızca konuşuyor, yarısı Almanca konuşuyor. Kimin ne yaptığı belli değil yani. Garip. Ama güzel yerler. Yani binaları falan görüyorsunuz zaten. Ne kadar şehir de olsa o şehir hissini çok fazla vermiyor. Şehirle tarihi ne denir? Harmanlamış yerler. Ne kadar da İstanbul Türkçesiyle konuşuyorum. Mesela çevremi göstermeye devam edeyim. Buranın meşhur sarı treni ve parlamento binası. Gerçekten bayağı güzelmiş. Teyze şum aradı. Uzun bir hasbihal yaptık. Ve şimdi fotoğraf çekilemediğim yerlerin önünde videomu tamamlayıp yürüyüşüme devam ediyorum. Parlamento binasının içine giriliyor mu bilmiyorum. Biletliydi galiba. Giriliyor olması lazım. Şimdi oraya gidip bakacağım. Güneş. Bay. Böyle bir yerdeyim, böyle bir yer. Taç giyme töreni gibi bir şey herhalde. Parlamento binası dünyanın en büyük 3. parlamento binasıymış. Aynı zamanda Saint Stephen Bazilikası ile aynı boyuttaymış, yani yükseklikte. Burada ne demek istediğimi çok iyi anlatamamışım ama aynı yükseklikte olmalarının sebebi din ve devlet işlerinin ayrımını sembolize etmek, yani hiçbirinin bir diğerinden üstünlüğü olmadığını göstermek. Şurası bana Almanya'yı hatırlattı. Yanındaki aile de çocukla gezilmemesi gerektiğini. İlerideki Yeşil Köprü, Özgürlük Köprüsü diye de biliniyor. Şu ışıklı tepe Galler Tepesi videonun başında çıkmıştık ve biz şu an Whitebridge'deyiz, Beyaz Köprü'deyiz. Güzel bir gece. Come on.
adını söylediğim parlamento binası ile aynı boyda olan bazilika. Çok şanslı bir insanım. Fotoğraf çekilemiyorum falan diye üzülüyordum. Bazilika'dan çıktım, farklı bir yere yol tarifi aldım. Gidiyorken bir fotoğrafçı çevirdi. İşte böyle sokakta, caddede yürüyen insanların fotoğraflarını falan çekiyormuş. Böyle bir projesi varmış. Ve fotoğraflarımı çekti profesyonel bir kamerayla. Gönderecek e-mailime. Çok mutlu oldum. Şimdi devam ediyorum yoluma. Belki bir hostele dönerim, bir şeyler yerim. Çünkü böyle bir enerjim falan düştü. Hem şarjımı doldururum, hem kendi şarjımı doldururum. Sonra tekrar çıkarım. Çok böyle yağmur yağdı, güneş açtı falan böyle. Dünün aksine gene iğrenç, nemli bir hava var. Ve bünyem buna hazır değil. Kaldıramıyorum. Her yerde de inşaat var. I don't like it. YouTube kanalım için bir info vereceğim. Arkadaşlar, bu da Peşte geliyorsanız, bu da Peşte. Bu da Peşte'ye. Barınızı, klubunuzu yanınızda getirin. Disko topu, işte büyük bir hoparlör falan. Çünkü mekan yok, insanlar ölmüş. Şimdi birazdan bir pub'un içini göstereceğim size. Eğlenemeyen iki genç. Eğlenemiyoruz. Çünkü çok hazırdık. Bayağı ışıl ışıl her yer. Her yer sanki pavyon. Hayat bu. Bu da Peşte'deki son günümüzü İstanbul kebapçısında kapattık. Bu videomu son olarak eklemeyi düşünüyorum. O yüzden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz çok sevinirim.